Merhaba, ben Oğuz Hanoğlu. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Aynı zamanda Elektronik Devre Tasarımı dersinin asistanıyım. Bu videoda Elektronik Devre Tasarımı dersinin alan etkili transistörler konulu problem çözme saatinden bazı ilginç kesitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi eşik değerine kaç demiştiniz? 3 oldu. Yalnız çocuk şov yaptı. Volt'ta burayı uyguladım. Transistörün eşik değeri de 3 volt. Tamam mı? Şimdi ne yapalım bunu? 3.1 volt yapalım. Ve transistör açıldı. Şimdi bunu 4 volt yapalım. Ve transistör 500 mikroamper geçiriyor. Tamam mı? Şimdi artık burası 4, buradan 4 volt uyguluyorum. 3 voltu yiyorum. 1 voltluk bir kanal açıldı burada. Yani bu kanalın genişliğini 1 volt olarak düşün. Tamam mı? Kanallar kaç voltlukmuş? 1 neylikmiş? Voltlukmuş. Şimdi buradan araba miktarıyla giriş yapıyor. Siz onu araba miktarını artırsanız da bir yerden sonra o yol tıkandığı için hep aynı hızla ilerler. Değil mi? Evet. Demek ki 5 volttan üstü doyum bölgesi. Peki gelin geri 5 volta dönelim. Anlatabildim mi? Siz VDS'yi böyle ufak bir salınım verirseniz o da IDS'de bir salınım yapacak. Ama ufak olmayabilir. Ben bunu arkadaşlara anlatırken bir önceki videomda çarşaf gibi bir deniz düşünün. Sabit. İşte orası sizin Q point dediğiniz nokta. Sonra siz ufak bir dalgalanma veriyorsunuz. O dalgalanma ilerliyor. Ve belki ileride daha küçük, belki de daha büyük bir dalgalanma olarak devam ediyor. Şimdi size farklı bir yöntem de anlamaya çalışacağım. Şimdi gördüğünüz üzere sıfır. Burası gate. Gate'den bunu kontrol ettim. Şimdi transistör hangi bölgede? Şu an sette. Set olur mu? Off region. Kapalı. Şimdi bu transistörün arkadaşlar belirli özellikleri var. Söylemek isteyen var mı? Bir kere vanası var. Bu vana ufak gerilimlerde dönmüyor. Demek ki belirli bir eşik değeri aşmalıyım ki dönmeye başlamam. Demek ki vanadan gelen bir parametre var. Onun başkasını 1 volt uyguluyorum, açıl dönmüyor. 2 volt uyguluyorum, dönmüyor. 3 volt uyguluyorum, döndü. Demek ki bunun eşik değeri neymiş? 2 ile 3 arasında. Bu daha mantıklı olur. Peki, bunun üzerinde biraz düşünelim. Bunun kalınlığı var. Kalınlığı arttıkça akıttığı akım miktarı artar mı azalır mı? Bir de şimdi fark etmiyor olabilirsiniz ama bunun içinin bir akışkanlığı var. Şimdi ben bu akışkan içindeki o kanalın akışkanlığı şimdi mi daha fazla? Şu elimdeki süngeri arasına koyduğum zaman mı daha fazla? Azaldı değil mi? Şimdi dediğimde daha fazla. Deniz kadar beteriyor. Yani şimdi ben size bir pil çıkartayım şunu. Şans.
Tamam. Şimdiki akıtma hızını görüyor musunuz? Görüyoruz. Bu mu daha çok? Bu mu daha çok? Bu daha çok. Filmimiz biraz tabii şey, bağımsız kaynak olmasına rağmen belirli bir yere kadar dayanacak. Ben gerçi onu şarj edebilirim şurada. Şimdi devam edelim. Şimdi buraya kadar herkes takip etti mi? Belirli bir eşik değeri var. Şimdi ben başka bir transistör getiririm. Manasından şöyle şurayı gevşetmişimdir. Ya da bunu da gevşetebilirim. Daha 1 voltu kulladığımda döner. O transistöre ait bir özellik. Ben bunu buradan sıkıştırırım. 5 voltu kulasam bile dönmez. Tamam mı? Bunun dışında ne var dedik? Kanalın akışkanlığı, taşıyıcılığı, mobility. Ondan sonra yabancı arkadaşlar. Kanalın genişliği ve uzunluğu. Yani uzunluğu derken de şunu kastediyorum. Şu süngeri koyarsam uzun bir sünger. Bu mu daha çok yavaşlatır? Şu küçük olan sünger mi daha yavaş? Uzun olan daha çok. Demek ki kanalları kısaltmamız lazım. Transistörün akım taşıma kapasitesini artırmak için. Zaten her 2 yılda bir de kanal uzunluğu aşağı. Şimdi izninizle bir tane hat koyalım. Bu düğüm. Akıtıyordu o yüzden. Siz şeye benzetebiliriz evet. Neye? Bunu şuna benzetebiliriz. Bu olmazsa ve ben bunu olmadan şunu bağlarsam dışarıya akım kaçıyor. Nereye? Altlık dedi. Bulk, altlığa. Ne yapıyoruz biz kaçmasın diye? Şu ikisine şöyle bir şey gördünüz mü? Evet. O kaçmayı önlemeye çalışıyoruz değil mi? Hatırlar mısınız? Hatırlar mısınız? Şöyleydi. Buradan akım çıkacak, buraya gidecek değil mi? Ya buraya giderse? Ya buraya dağılırsa? Onun o etkiyi yok etmek için öyle bir iş var. Vallahi sakın. Şimdi biraz devam ediyorum. Tesisatı kurduk. Ha bir dakika. Şimdi bunun üzerinde 3/4 yazıyor. Şimdi ben dün hırdavatçı dolaşırken transistörcü ya da işte bunun bir lileri de vardı, 1/2 lileri de vardı. Demek ki her transistörün bu değişik bir parametresi var. Buna ne diyoruz? K. Evet. Bu da tahtada gördüğünüz K aslında. Ya da H, K, P. Evet. Neyle orantılı? Anlattık. Arada sünger var mı yok mu? Geniş mi değil mi? Uzun mu değil mi? Kanal. Süngerin boyu değil mi? Onlarla orantılı. Yani demek istediğim formülleri yazarken bunu arayın. Bunları arayın. Ben transistörün bu transistörün formülünü yazıyorum. Demek ki bu transistöre ait parametreler o formülde geçmesi lazım. Siz bir transistör formülü yazın ki içinde K'ne geçmesin. Olmaz. Bu transistörü aldığımı nereden bileceksiniz? Belki ben hırdavatçıdan, yani şeyden, transistörcüden başka transistör almıştım. Değil mi? Kapatalım. Ve yukarıdan pile bağlayalım. Ve şimdi yardıma ihtiyaç yok. Akıtıyor hocam. Biraz akıtıyor evet. Onun içinde keten var ama o kadar işin içerisine girmeyin. O üst kolar
yapacak şey yüksek lisans ders. Şimdi gördüğünüz gibi yani pratik olarak akıtmıyor. Açtığım zaman yani 1 volt uyguluyorum halen akıtmıyor. 2 volt uyguluyorum halen akıtmıyor. Bununki 3 volt. 3 volt da akıtmıyor ama 3.1'de akıtmaya başladı. Ve olay bu. Şimdi biraz daha farklı bir açıdan bakalım. Ben bunu 3.1'e ayarladım. Buradan gerilimi veriyorum. Ne oluyor? Akıttıkça alttan da çıkıyor. Değil mi? Şimdi ben biraz gerilimi fazla vereyim. O kadar yüksek gerilim çarpılmaz hocam. Evet, doyumu gördünüz mü? İşte doyum da bu. Siz kanalın genişliğinden daha çok gerilimi verirseniz kanal taşımaz. İsterseniz daha da çok verin, daha da çok verin. Kanal tatlıca. Bu yeterli olmasaydı daha yüksek bir güç kaynağından vardı ama ona gerek kalmadı. Anneme geri götürebilirim. Şimdi bunda anlaşılmayan bir yer var. Çok iyi diyorum. Bunu anlamayan anlaması. Tamam, teşekkür ederim. Bırak sen. Devam. O zaman şimdi bir geri bildirim alayım ben sizden. 2 dakika. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissettiniz? Müthişti valla. Ağlayarak. Geri bildirimi ağlayarak.